Bunu Serdar'a sormamın aslında bir sebebi var. Bak. Serdar. Abi ne zamandır oraya saklıyor. Selamlar sevgili geekler. Geek muhabbetine bu hafta sevgili Serdar ve de sevgili Ahmet Mert bizlerle olmak için teşrif ettiler. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bugüne kadar ne zamanki sayın web sitemizden işte kanalımıza bir yazarlar kameraya karşısına geçmeye başladığı zaman biz bu konu sanki hiç de değişik bir şey değilmiş gibi davrandık ve oluruna bıraktık. Ama bugün öyle yapmıyorum. Bugün tamamen evet ilk videonuza hoş geldiniz filan tarzı sikko bir şey modunda olacağım nedense. İşte initiation falan. Yok canım hayır tabii ki öyle şeyler değil de. Ama yani bu kısmını seyircinin dikkatine çekmek istedim ki çünkü sayın web sitemizde iki tane yazarsınız. Yani aslında bütün derdi bunu açıklayabilmekti. Bize anksiyete krizi verdiğin için teşekkür ederiz. Evet evet ve nedense bana da şu an bulaşıyor. Şu an hep beraber heyecanlanmaya başladık. Sanki ilk videomuş gibi geliyor bana bu şu an. Ve sonra gerçekten çığlık atıp kaçacağız o zaman. Sen oynuyorsun sanırım Serdar'cığım God of War. Ben oynuyorum evet. Nasıl? Güzel mi God of War? Güzel, çok güzel ama biraz... Fazla büyük yapmışlar oyunu ve şu an biraz kaptırdım kendimi. Bu niye olumsuz bir şey peki? Yok bu güzel bir şey. Ben böyle beklemiyordum. Öncekini 3-4 günde bitirip aradan çıkarmıştım. Bu seferkini de öyle düşünüyordum ama şu an bütün işlerim falan aksıyor. Mert'cim sen? Yemekli filmleri izledim. Tamam mesleki deformasyon. Bu aralar yemek filmleri moduna girdim. Evet Mert'in bir de bir şey özelliği var. Bugün evet yani bugün aslında yapacağım şey şu yani birazcık... Sizi de tanıtmış oluyoruz nedense seyircimize. Hani yani biliyorsunuz bunu bekliyordu insanlar. Yani kim bu insanlar? Tanımamız lazım. Senin bir de bir aşçılık dünyan var ama sana aşçı geeki dersek ayıp etmiş oluruz. Çünkü sen aşçısın yani. Aynen. Aşçı geeki dedin evde oturup kendi kendine yemek yapar. Abi bana aşçı diyerek bile ayıp etmiş olabilirsin. Niye? Diğer aşçılara. Bu bir alçak gönüllük şeyi. Yalan söylüyor. Çünkü yemek yapıyor. Şu an net yalan söylüyor. Evet, evet. Hatta her buraya geldiğinde bir şeyler getiriyor. Kendisi... Evet. Bir hani ne bileyim yani rüşvet peşinde mi falan ne? Hayda. Sadece yemek filmi mi izliyorsun? Sen bu musun gerçekten yani hayır adam? Ya. Aşçı olduğun hayır bak ben ekstra son zamanlarda şey fark ettim. Bear'ı da izlediğimde işte Menü'yü de izledik. Evet. Ondan sonra bir iki farklı film daha izledim. Ben şey fark ettim. Son zamanlarda o kadar çok süper kahraman veya fantastik dünya üzerimize salındı ki. O kadar fazla izledik ki. Artık şey ayakları yere basan gerçek dünyada filmleri izlemek benim çok daha fazla hoşuma gitmeye başladı. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani mesela bence Bear'da ayakları yere basan gerçek dünyada geçen bir film, bir dizi gibi bir şey değil. Yani hani şöyle yani sadece dünya çapında 14 tane aşçının bağ kurabileceği bir seviyede bir aşçılık anlatan anladın mı? Yani adam işte meşhur... Sen izledin mi Bear'ı Serdar? İzledim, izledim. İşte yani ben iki bölüm izledim, bıraktım açıkçası. Çok beni sarmadı. Çünkü hani şey geyiği sıktığı için beni bu arada yani. Aman Tanrım mükemmel olmalıyım işte bu mükemmelliğin bedeli çok başka bir şey falan. Yok bence tam tersi ya. Yani birçok yemekli filmde onun tam tersi var. Yani Bear'da var mı ama işte yani? Bear'da yok yani. Mesela yemekli filmlerde genelde şey oluyor. Mükemmel olmak zorunda, seksi olmak zorunda. İnsanlar yemek yediğinde boşalacak abi. Yok yemeğin hiçbir önemi yok. Sadece şey o kadar tatlı olacak falan. Nereye boşalacak? Hayır. Bear'da tam tersi şu vardı. Çok önemli bir aşçı, böyle çok önemli bir şef bir anda şey yapıyor. Abi faturayı nasıl ödeyeceğiz? Abi bu insanlarla nasıl ilgileneceğiz? Bunları nasıl daha profesyonel hale getireceğiz? Niye yani çok o zaman o boktan yerde var. Çalışıyor kardeşim? Ben sadece ama yemek işte abisinin yeri ya. Ya bak tam tersi ya bu yemekle ilgili olmak zorunda değil. Hani ben yemekle ilgiliyim bir noktada zorunluluktan. Beni sarıyor olabilir. Ama diğer sektörlerde de bunun aynısı olabilir. Mesela sinema sektöründe de aynısı olabilir yani. Bir tane film yapıyorsun. Ve işte birçok insana buna ikna etmen lazım, birçok şeyi hani böyle harekete geçirmen lazım falan filan bir sürü şey var. Ve bunun kasıntı şeylerle yapmıyor bunu. Hani işte profesyonel olacağız, mükemmel olacağız gibi yapmıyor. Abi faturayı nasıl ödeyeceğiz? Abi ben bu anladım. Karşımdaki insana anladım. Nasıl ikna edeceğim? Ya gayet insani şeylerle gidiyor. Anladım. O yüzden olabilir, etkileyiciydi bence. Anladım. Biraz şey gibi. Mesela Vizyon TL'de de Cüneyt Arkın'ı işte oraya sürgün etmişler. Hani o çok entelektüel biri olmasına rağmen köydekilerin entelektüel seviyesiyle uğraşıyor. Oraya kütüphane kuruyor falan gibi. Benzedi mi sizce? Cüneyt Arkın mıydı o? Ay Cüneyt Arkın değil. Arka tarafı. Ama ya bunun güzel tarafı şey. Yani göze batmaması. Mesela hep şey deniyor ya. İşte The Bear, Whiplash'in mutfakta geçen versiyonu gibi mutfak var ya. Evet Whiplash güzel evet. Örnek. Çok evet. Katılıyorum. Hatta özellikle ikinci bölümün ilk sahnesi. Yani onu hatırlıyorsundur. Noma'da çalışırken. Noma işte harbiden yani gastronomi okuyan insanlar için çok çok büyük bir restoran.
Evet. İşte Michelin yıldızı falan filan bilmem ne, büyük servis hizmet bilmem ne. Orada çalışıyor ve onunla yemek yapıyor ve servis yapıyor. Şey, pasta yani şey kısmında hani gelen yemekleri değerlendiriyor ve veriyor müşteriye. Orada işte onun şeyi geliyor, asıl şefi geliyor. Bu kötü olmuş diyor, şöyle olmuş, böyle olmuş. Şey yapıyor işte, başında bir sürü gerilim yaratıyor. Bu gerilimin insanın içinde yarattığı derinlik önemli olan yani. Hani sadece mutfakta olmak zorunda değilsin. Yok, tamam okey. Yani burada benim kişisel derdim bambaşka. Yani şu anda kanalda bir temaya dönüşmüş olan Ömercan izlediği hiçbir şeyden keyif alamıyor falan gibi genel bir şey var zaten. Benim büyük ihtimalle diziye bağlanamayışımın genel sebebi aslında o. O yüzden artık Bear dizisine gereksiz yere laf sokmayı bırakıyorum. Çünkü eminim eğlenceli, muhteşem bir diziydi. Belki yeni formlara ihtiyacım vardır abi. Böyle hani bir hikaye falan bir şeyleri şey yapmak için. Old Man için. Yok, daha Türkçe'ye kastım yani. Böyle filmden belki başka hikaye anlatılarına falan geçebilirsin. Ne olabilir hocam? Net bir şekilde oyunları tavsiye ederim. Ya abi oyunda da benim şöyle bir lanetim var maalesef. Gerçekten son 3-4 senedir sadece 3-4 tane oyunu oynuyorum. Yani Civilization oynuyorum hala deli gibi ki hani 5 oynuyorum mesela maalesef hala. Yani 6 da gene oynuyorum ama hani böyle 5'e kaçıyorum. Canım Civilization oynamak isteyince biraz 6 oynuyorum. 5 daha güzel diye alıp 5 açıyorum mesela. İşte Pathfinder var. Az önce anlatıyordum sana. O da şu an artık eskimeye başladı. Yani yenisi çıkalı bir seneyi biraz geçti ama hani onu da ben yani bitirmedim. Bir de öyle bir salaklığım var hocam. Mesela oyun 5 bölümü var oyunun. Bir sene oldu çıkalı. Çıkar çıkmaz bir de satın aldım. Daha 3. bölüm geçmedim ben. Baştan başlayıp duruyorum. Bir de onlar şey oyunlar ya, böyle 80 tane farklı karakter yaratabiliyorsun RPG'lerde bilmem nerede. Hep baştan başlayıp yeni karakter yaratıyorum. Hep bildiğim yerlere gelince yorulmuş oluyorum yani şeyden. Evet. O sürecinden falan. Öyle yani, böyle yeni oyun falan da oynayamaz oldum maalesef. Bilmiyorum yani, mesela böyle hani eskiden yeni oyun çıkınca o yeni bir oyunun yeni mekanikleri, yeni bir şeyleri falan ilgimi çekerdi. Şu an zaten oyun dünyası benim çocukluğuma göre şöyle ikiye ayrılıyor net bir şekilde. Bir böyle hani şey oyunlar var işte God of War'da onun altını alacağım. İşte senin çok elinden tutan, çok fazla yepyeni bir mekanik sanki sunmuyor gibi bir önyargı taşıdığım. Bir de böyle indie oyunlar falan var hani, onlarda fantastik bir şey olursa oluyor. Ama onları da indie olduğu için, ben de deli gibi araştırmadığım için kulağıma zor geliyor mesela. Yani ne bileyim hani Among Us falan çıktı da böyle herkes onu bir oynadı ya mesela. Onu bile oynamadım ben. Among Us'ta ne oluyor mesela? Ya eski oyunlara falan da bakabilirsin ya bence. İlla ki yeni olmaları gerekmiyor zaten. Ne mesela Serdar? Bir tane örnek ver de buradan şey ayrılalım. İşte Bioshock'lar bayağı güzel oyunlar. Çok sağlam hikayesi, çok sağlam dünyalar olan bayağı güzel oyunlar. Bioshock'u evet. Bioshock da maalesef kaçtı benden ya. Yani o çıktığı zaman oynuyordu arkadaşım. Bakıyordum falan. O tasarım şeyi ne güzel işte. Steampunk gibi bilmem ne. Değil mi? Bioshock oydu. Hayır, Bioshock evet, oydu evet. Lan. Su altında geçiyor falan. Bir tane su altında geçiyor. Infinite de şeyde geçiyor. Göklerde geçiyor. Küçük çocuklu ve kocacan şeyle robotlu evet. Bir şey değil mi? O. Çok çok güzel hikayeler var oyunlarda. Yani aslında böyle normal filmlerden, işte kitaplardan, ondan bunlardan sıkıldıysanız ona güzel değişiklikler oluyor. İçine girmesi biraz zor oluyor ama girdikten sonra çok değiyor. Ama şeyde God of War'da mesela peki yenilik ne var Serdar'cığım? Ya böyle ilk bakışta ilk oyuna çok benziyor ama böyle oynadıkça daha çok açılıyor. Oynadıkça daha çok farklılaşıyor. Mesela şey falan komple atmışlar bir kenara. Önceki oyun işte oyuncuya oyun olduğunu çok hissettirmemeye çalışıyor. Daha böyle bir sinematik bir deneyim olsun. Aynen. İşte diyalogları, onları bunları hani... Biz, bu bir oyun. Biz de şimdi size oyunu anlatacağız değil de böyle biraz daha aynen. Hareketlerin hikayenin içine sızdıra sızdıra falan anlatıyordu. Böyle söylüyordu. Şu an böyle bir kaygısı yok. Bu kötü bir şey değil. Niteliğinden bir şey kaybetmiyor. Ama bayağı bir tarz farkı aslında. İşte önceki biraz daha böyle sinematik bir deneyimken şu an sanki okey bu artık sinematik bir deneyim değil ama artık o karakterlerle birlikte gidiyorsun sen. Çok daha böyle doğal bir şeye giriyor. Ya bu şey gibi mesela, enteresan bak bu söylediğim. Mesela ben de sınırlı tecrübem yüzünden yine Civilization'a örnek vereceğim. Civilization 5'in grafikleri falan şeydi. Daha böyle gerçek gibiydi, daha böyle düzgündü falan filan. 6'da daha çizgi filmsel bir şeye gitmeye kastılar. Ve hani şeyi de bir gerçekten kırdı yani. Mesela işte bir yaptıkları sistem biraz daha böyle hani mantıktan çok bir oyun olsun da o sistemin içerisinde oynayalım. Yani bu bir oyun, yapacak bir şey yok falan gibi bir şey verdi. Bu öyle, bu bir trend mi acaba, yoksa sadece elimizde iki tanecik örnek var, bunu trend demek büyük bir pirey deme yapmak mı olur? Ya bunun trend olduğu yerler var da bu pratik bir karar ya. Ya böyle demişler, okey biz fazla büyük bir oyun yapıyoruz, işte bu oyun yapacak çok şey olacak, işte mekanikleri de daha farklılaştırıyoruz, şey yapıyoruz. Tabii öyle bir durumun içinde şey yapmak bayağı zor oluyor. Her şeyi
sinematik tutmak, her şeyi böyle dramatikleştirmek çok zor oluyor. Ama bazen şey olduğu zaman karakterin kafasına kırasım geliyor yani. İşte puzzle çözeceğim, bir şeyler yapacağım. Ben orada zekamı çalıştırmaya çalışıyorum. Oyun benden de onu bekliyor. 5 saniye sonra bir karakter bak burada, burada, burada falan diyor ve o bütün şey gidiyor. Bunu çok yapıyorlar. Evet abi yani. Yani puzzle olayı mesela Pathfinder'da da puzzle var çok, tamam mı? O böyle bir de zaten eski Baldur's Gate'lere falan öykünen bir oyun olduğu için onlarda da olurdu. Hatta yani böyle bir FRP oynama klişesi gibi yani. FRP oynayan normal oynuyorsun, oynuyorsun, oynuyorsun. Bir yerde de bir bilmece çözmen gerekir falan gibi bir şey var. Bunun da dayandığı ne? Belki de Yüzüklü Efendisi'ndeki Melon sahnesidir, bilmiyorum. ama mesela onlarda da Pathfinder'da da yani hep böyle forumlarda falan şey yazıyor insanlar yani. Puzzle kısmına gelince internetten bakıyorum çözümüne. Kesinlikle kimse kasmıyor oranın nasıl geçileceğine falan. Ve ya ben de mesela birkaç kere inat ettim böyle yani ben öyle yapmayayım. Hani oyunun nasılsa tecrübe edilmesini istenmişse onu yaşamaya çalışayım dedim ama genelde çok sabrı olmuyor gerçekten insanın o puzzle çözmek sen için. Sen keyfini kaçırıyor ya çok öyle şeyler. Şu anda şöyle bir problem var maalesef. Yani hakikaten süper kahraman filmleri haricinde çok az şeyin böyle hani şeyi geliyor insana. Gelenler de ya atıyorum mesela işte mesela biz menüyü izledik. Ne kadar izlenecek mesela menüyü bilmiyorum. Hadi o zaten belki doğru. Biraz ufak bir film de. Mesela en son Amsterdam geldi gitti. Kim izledi onu bilmiyorum. İzlediniz mi mesela? Gittiniz biz izledik ya. Amsterdam evet, çok çok evet. İyi filmdi ama şey demek çok güzel ya. Biz ya bu kadar böyle geek olarak sürekli süper kahraman sürekli fantastik'e giren beklerken bile şeyden sıkıldık ya. Ya abi yeter artık hani biraz ayakları yere basan bir şey görelim. Siz sıkıldınız mı mesela? Ben sıkıldım bu durumdan. Çok sıkıldım. Ben de biraz sıkıldım. Yani en azından biraz şekil değiştirmeli diye düşünüyorum. Ama nasıl şekil değiştirebilir? Ne olabilir mesela? Yani atıyorum şu an Kevin Feige olsaydınız ben, neyi farklı yapardınız? Ya, Kevin Feige olsam ne yaparım? Ya, şöyle bu süper kahramanlar aslında böyle orta çağın şövalyeleri gibi. Doğru. Böyle beyaz atlı şövalyeleri doğru. Gibi. Ve şu dönemde çok şey gibi geliyor. Ya sanki her birinin arkasına takıldığı birer farklı ideoloji falan olmalı. Bunlar kendileri içinde bu ideolojiler çevresinde toplanıp öyle çatışmaları lazım. Şey anlatısı biraz baydı. Bak bu iyi, bak bu kötü. Şimdi bunlar çarpışacak. Okey, hani olsun yine. Farklı ideolojiler içinde de mesela atıyorum. Mesela peki sen mesela şu anda kalkıp da hakikaten bir de gaza gelip yerli bir şey yazmaya kalkışacak olsaydın. Mesela bir tane AKP'li süper kahraman, bir tane MHP'li süper kahraman. İşte atıyorum bir tane ne bileyim ben doğudan gelmiş falan. Bir tane böyle Antalyalı falan böyle yapar mıydınız? Buradan Çağlayan'a gidiyoruz değil mi? Antalya süper kahraman turizmi şahlandırmaya çalışıyor. yazacağım böyle bir şey. Hani ilginçti Haziran'ı bekliyorum önce. Hangi Haziran? Sonra şey istiyorum böyle bir şey var. Yok böyle bir şey yazmak istiyorum aslında ama biraz altyapı kurmak istiyorum kendime. Deneyim ve birikim olarak. Nasıl deneyim kazanacaksın? Yazı yaza. Yani hani maske takıp işte tavan çatılara çıkarak mı falan diye. Ben de yenisini yazacak bir göt yok ama hani ben ne beklediğimi söyleyebilir miyim? Tabii ki. Serdar gibi böyle kurumsal hikaye yazacaklarım değil ama. Ya benim bir şeyim var mesela ben Dark Knight'i izlediğimde böyle 10 yaşında falandım. Böyle elime yaptı titreye filmden çıktım. Ya ondan sonra çok fazla süper kahraman filmde bunun aynısı olmadı. Ben biraz bunu bekliyorum. Çünkü o çatışmayı vermesini bekliyorum. Yani iyi olan ne? Doğru olan ne? Adil olan ne? Hani süper kahramanın yapması gereken şey bu ya. Hani en işte zor anda doğru kararı verebilmeliyim. Ya işte sevdiklerimin başına bir şey geliyorsa veya işte benim başıma bir şey geliyorsa yine doğru olanı yapabilmeliyim. Ya süper kahramanlar bir noktada bunu vermeli ya aslında. Bu söylediğin böyle dersen yani bir tuzağa düşeriz gibi geliyor. Çünkü bu ne? Oluyor aslına bakarsan. Bu atıyorum işte Örümcek Adam efendim filmin sonunda kızı bilerek ben seni sevmiyorum aslında numarası çekiyor. Çünkü bir yakınlaşırsak başımız belaya girer filan. Hani bu tercihler var. Bu da o normal formülde barınan bir şey bu senin söylediğin. Ama ya bunun çok güzellerini daha önce gördük ya. Artık bir keyif verme. Onu demeye çalışıyorum. Yani. Çünkü artık iş şeye döndü. İşte DC'de de Marvel'da da işte Justice League'de işte Avengers'ta çok çok büyük bir tane uzaylı, bir tane kozmik yaratık geliyor. Ondan sonra abi hepimiz birleşelim. Yani hani bir tane çok büyük uzaylı gelirse bak, herkes birleşir zaten. Evet ki millet de dikkat edin zaten o karakterlere daha çok ilgi duyuyorlar. Yani mesela çılgınca bir işte Thanos haklıydı muhabbeti başlamıştı mesela o zaman. Evet. Yani ne gerek var anlamıyorum çünkü şey böyle. Abi Watchmen'i hiç mi izlemediniz yani? Watchmen'de Ozymandias'ın sonunda yaptığı çok büyük spoiler ama yani. Hani onun arkasında barındırdığı nedensellik ve şey böyle ben işte... Ama izlemediler Mert zaten. Yani çünkü bugün mesela hala işte atıyorum mesela Boys var. İşte Invincible izlediniz mi sen? Evet yani işte Boys ve Invincible bizim daha çok ilgimizi çekiyor genelde. Evet.
Çünkü şeyden çok fazla sıkıldık böyle artık. Ana akıma çok fazla gelen şeyler. Thor artık şey geliyor. Ya abi iyi niyetlisin ama hani bu bana bir şey ifade etmiyor. Ya. Senin iyi olmayacağın bir anı bizi görmemiz lazım. Yani senin o seçimi yapmaya zorlandığın bir anı görmemiz lazım. Mesela işte Dark Knight'ta bunu çok iyi görüyorduk ya. Hani abi o sınırı aşacak mısın? Burada, senin... Bak burada bu dediğine engel olan en büyük şey, ilk akla gelen sebep sanki. Bu şey filmler hani işte büyük olanlar yani Dark Knight bile değil. Çocuk filmleri aslında günün sonunda. Çocuk filmi dememin sebebi de çocuklara bir takım siyah beyaz diye şey yapabileceğimiz dersler vermeye çalışıyorlar. Yani hep iyi kalpli tercihin arkasında dur. İşte mesela Dark Knight üçlemesi bile pek çocuk filmi değildi. Biraz daha yetişkin filmiydi onlar gerçekten. Ne onun adı? Quentin Tarantino'nun bu konularla ilgili bu ara minik açıklamalar oluyor işte. Geçenlerde ben Marvel filmi çekmem. Çünkü ben işte şey değilim dedi. Kiralık katil değilim falan gibi bir şey söyledi abi, adam. Bu adam Fantastic Four'u çekmek için götünü yırtıyordu yani o zamanlarda vardı. Ama işte hani onun kastettiği şey hani süper kahraman janrasında ben bir şey yapmak istemiyorum değil. Hani MCU'da işe alınıp da onların işte siparişlerini getirmek istemiyorum dedi yani adam. Zaten hani illa çeksen ne çekerdi falan şeyi çekmek isterdim dedi. Nick Fury ve Howling Commandos falan diye işte Nick Fury'nin İkinci Dünya Savaşı veya başka zamanlarda... Nick Fury bir ayak görüyor falan böyle. Ama zaten şey gibi bu arada adamın yani hani kastettiği öykü şeyi... Mesela Inglourious Basterds gibi bir şeyi kastediyor yani anladın mı? Öyle bir ekibin macerasını çekmek isterdim falan demiş mesela bu hafta. Ki bir ara Tarantino'nun Star Trek çekeceğine dair... Özel bir Star Trek filmi çekeceğine dair gibi bir geyik dolaşıyordu. Sonra yalan oldu. Abi o vardı. Kill Bill 3 vardı. İşte üzüldüm Kill Bill'deki şeyin kızı. Değil mi? Bayağı ilginç olurdu yani Star Trek çekse Tarantino. Andor'u izlerken bugün, tamam mı? Şunu düşündüm. Şimdi Andor'da takip ediyor musunuz Andor'u siz? Evet. Ben bakmadım. Son bölümümüz bugün, yani şey Çarşamba Başkanı izledin mi? 11 mi? Evet 11'i yani izledin mi? Bir tane hani kız var ya şeyde işte, gezegende şeyin eski sevgilisi gibi olan Andor'un. Ona işte işkence ediyorlar falan abuk sabuk bir şekillerde. Şimdi kızı işte getirdiler bu son bölüm. İşte gene bir şeyler soruyorlar. Bu adam kim falan diye soruyorlar. Ve hani bir sürü işkenceden dolayı kız artık mahvolmuş vaziyette bilmem ne. Şunu düşündüm abi, bu işkenceyle bilgi alma yönteminin, tamam mı, çok efektif olmadığı şimdi çok konuşuluyor ediliyor. Yani bu hani istihbarat olayına bilimsel yaklaşan çevrelerde işte bununla ilgili kitaplarda bilmem nerede falan. Çünkü hani işkence edilince sana artık seninle işkenceyi bıraksınlar diye doğruyla beraber yalanı da karışık bir şekilde söylüyorsun. Yani artık doğru yalan falan karışıyor sende. Ne duymak istiyorlarsa onu bülbül gibi söylemeye başlıyorsun ve gerçek bilgiye erişilmiyor falan gibi bir geyik var. Bu ne kadar doğru bilmiyorum böyle. İşkenceden anlayan bu konuyu süper açmış biri ne? Ben işkenceye çok meraklı olmamakla birlikte baştan söyleyeyim. Bunun çok güzel bir örneği var. Costa Gavras'ın Love'ü İtiraf diye bir filmi var. Orada bunu çok iyi anlatıyor gerçekten yani. Birini Sovyetler işte geliyor şey yapıyor orada baskı kuruyor. Ve işkence ederek birine doğruyu değil, tamamen duymak istediklerini söyletip filmi sonuna öyle bağlıyorlar ki. Cidden mükemmel bir film. Bu, şimdi bana şunu düşündürttü. Şimdi biz Star Wars'da işte efendim aşırı gelişmiş bir şey izliyoruz, tamam mı? Yani efendim yani işte hani yıldızlar arası yolculuk yapabiliyorlar. İlerdeler yani bayağı. İlerdeler yani kısacası. Fakat hani işkence konusunda... Hala yani bugünkü hatta işte Soğuk Savaş bilmem ne CIA'nin yıllardır yaptığı zımbırtıları falan devam eden bir şey uyguluyorlar. Tamam yöntem uyguluyorlar. Oysa hani gelişmişlerse böyle çok gelişmiş bir şey olması gerekirdi falan. Fakat bunu kendi kafamda sorgularken şunu hatırladım. Zaten Star Wars bilim kurgu falan değil. Doğru düzgün hiçbir zaman bilim kurgu olamadı. Belki ilk çıktığı zamanlarda işte ışık hızına geçen uzay gemileri, böyle sabit kalabilen bir enerjiye sahip ışın kılıcı filan hani bir takım şeysel fikirleri vardı bilim kurguya, bilim kurgusal diyebileceğin ona yakışan fikirleri vardı. Ama günün sonunda aslında hani hep de George Lucas böyle şey bir öykücüydü bence. O bir şey anlatıyordu adam yani o Amerika'nın o zaman işte Vietnam Savaşı travmaları filan olan bir zamanlar o jenerasyondan yetişmiş bir herif olarak. Hani böyle küçük ordu, büyük orduyla savaşıyor. Nasıl savaşır? İşte çok çocuklar için olacak bir seviyede olmasına rağmen gene ufak tefek işte zulüm, işte işkence. Hani Darth Vader geliyor boğazını sıkarak herife bir şey soruyor. Bilmem ne böyle. Hani o şeylerin işlendiği hatta baktığın zaman aslında bayağı orta çağ gibi olan bir ortam yani. Prensesler, şövalyeler, işte küçük birbirinden farklı hani gezegenden ondan farklı feodal yapılar gibi falan. Uzay fantezisi oluyor yani. Kesinlikle uzay fantezisi. Ve günün sonunda hani onun derdi işte daha şey... Daha insani bir şey anlatmak gibi yani. Hani gene işte doğru olanı yapacak mı bizim çocuk?
İşte babası çıkıyor bilmem ne. İşte hoşlandığı kıza yaranmak için mi bir şeyler yapıyor filan. Sonra kardeş çıkıyor. İnanılmaz insani. Çok insani. Yani Han Solo dediğin hani böyle işte alaycı yaklaşan öyle şey mi olur ya filan falan diyen. Ama günün sonunda iyi bir şey yapan bir adam filan. Yani biraz ama hani bir yandan da işte hani bu bilim kurgu türü şeyi altında. Çünkü uzayda geçiyor. Çünkü bilmediğimiz, görmediğimiz teknolojiler var. Lazerler var. Lazerler var. Yapay zekalar var filan. Sorguluyorum yani. Kafamı karıştırıyor benim. Biz bunu bilim kurguysa nasıl alacağız? Değilse nedir? Neresinden tutmalıyız? Manyak mıyız? Yani otur onun yani Aşk-ı Memnun üzerine. Niye Game of Thrones'da? Yani niye Game of Thrones'da Hürrem Sultan şeyini, niye o settingde izleme merakımız var mesela, anladın mı? Kalite ama ya Game of Thrones'ta. Ya tabii ki kalite. Ama ejderha koymasına gerek var mı yani saray entrikası izletmek için? Ya da yani şu an bana hani Game of Thrones kadar meşhur ve başarılı saray entrikası anlatan öykü var mı örnek mesela? Tudors'un. Tudors var biraz. O da 20 yıllık. Değil mi? O bayağı Muhteşem Yüzyıl'a da şey örnek evet, zaten evet. Yani. Yani. Onun çakması gibi biraz çıktı ya Muhteşem Yüzyıl. Ama onda seks vardı ekstradan değil mi? Bizde evet. Olmayan. İzlemedim ben Tudors'u. Var mıydı onda çıplaklık falan? Bizde de seks vardı da çok gösterdi. Ya ben CNBC'de izledim. O yüzden varsa da görmedim. Bizim hayal gücümüzü bıraktılar o kısmı. Bizde şey var yani. Bizde işte Aşk-ı Memnu'da seks sahnesi olduğu zaman ertesi gün gazetelerde şey çıkıyor. Ama yastık kullandılar. Game of Thrones'ta şey diyorlar, gerçekti gerçek. Bayağı bildiğin falan. Ama bence aynı noktada değil ya Game of Thrones. Ben yani yeni başladım, zamanında izlemedim. Çok büyük pişmanlığım var. Yani şey House of Dragon'la birlikte başladım. Benim izlediğim en iyi dizilerden biri Game of Thrones. Ve şey böyle, aradaki küçük diyaloglar, işte kamera çekimleri, hikayenin gittiği yer falan filan. Ya bütün teknik anlamlarda ve işte seyirci çekecek anlamda çok kaliteli bir dizi. Ya o yüzden seviyorum. Yoksa çok böyle saray entrikasına meraklı olduğum için değil veya işte atıyorum kimin kimine seks yapacak merak ettiğimden değil. Hani orada kalite harbiden başka bir unsur ya. Muhteşem Yüzyıl'ı da çok tabii izledim. Tabii ki bir söyleyeceğim. Game of Thrones yani tabii ki çok kaliteli bir yapım elbette öyle. Yani bu kadar meşhur ve başarılı olmasının onun da şeyi var ama hani burada bak konuştuğumuz şey şu ya yani. Biz niye insan hakkında bir şey öğrenmek için insandan uzaklaşma ihtiyacı duyuyoruz. En azından bu son 3-5 yıldır yani bu yani fantastik ya da bilim kurgu falan bunlar yeni şeyler değil tabii ki de şu anda dünyayı kasıp kavuran bir türe dönüştü ya bu. Evet, kaçmaya çalışıyoruz gibi. Bilmem cevabı o mu mesela sence Serdar? Yani şey mi bu? Yemiyor mu bunu hani gerçek şey bağlamlarda yaşamak? Yani Rusya-Ukrayna savaşı hakkında sen bir şey anlatmak yerine işte Wakanda ile Tolako neydi işte bilmem ne hakkında mavi işte. Mavi adamlar hakkında izliyoruz falan. Neden çılık bu? Yani neden ona, bu böyle çoluk çocuğun kafasına girmek için gizlenmiş süs mü yani bunlar sadece bir takım yetişkinler anlamıyor falan. Böyle aslında ciddi konuların konuşulduğunu falan. Ya bence orada kaç şey var ya. Bilmiyorum kendim için konuşacak olursam çok şey gibi geliyor. Evet gidip gerçekçi bir hikaye okuyabilirim, bir film izleyebilirim diyorum sonra diyorum ki sokağa da çıkacağım yarın. Yarın şuraya gidene kadar 2-3 tane göreceğim bundan falan diyorum. Sonra evet. Bilmiyorum abi. Ben mavi insanlardan mı 2 tane? Mavi insanlar. Ben karşıya geçerken. İşte çocukken çizgi roman okuyorum bilmem ne seviyorum böyle şeyleri falan filan. Bizim küçük çekirdek ailemizde bir de şöyle bir mantık vardı yani. Babam falan bu tarz şeyler ya da annem de hani bu tarz şeylere karşı süper mesafeliydi. Hiç ilgilerini çekmezdi. Ve benim hani bunları izleme, hani bunlar çocuk şeysi deyip geçerlerdi. Ben de bir direnç olarak sanırım. Hayır bunlar işte çok derin, çok kapsamlı, çok aslında inanılmaz edebiyat parçalanıyor falan gibi bir şey gelişirdi. Yani bu bir şey yani refleksti aslında ne kadar hakkını verebildiğim bir anlayış olduğunu iddia etmiyorum ama kendi kendime öyle bir şey gelişirdi. Ve şöyle almaya çalışıyordum ben. Yani işte Peter Parker diyor ki efendim büyük güç büyük sorumluluk getirir. Aha yani bu inanılmaz önemli bir şey yani. Bu hani gerçek hayatta benim taşımam gereken bir işte şey felsefe veya ideoloji veya fikir. Ve yapmaya da çalıştım açıkçası kendi çapımda yani hani onun kadar büyük sıkıntılarla mücadele etmedim yani kendi hayatımın boktan şeylerinde. Duvara tırmanmasam da. Bir gece pelerinler alıp dışarı çıkıyoruz. Ya onu yapmadım ama hani mesela atıyorum karşımdaki bir insan herhangi bir konuda benden şeyse toplumun değerleri açısından söylüyorum benim bakış açıma göre değil de hani daha avantajsızsa mesela bunu işte onu ezeceğim bir
avantaj gibi kullanmaya değil de aa bu işte bir sürü sebebi vardır bunun. Ben madem ondan daha imkana bilmem neye bir şeye sahibim. O zaman işte ona karşı daha sorumlulukla yaklaşmam gerekir filan gibi bir karakterimi yarattı yani benim. Anlatabildim mi? Benim için gerçek hayattan kaçayım işte hiç bana bakmayın ben hatırlamak istemiyorum AKP'yi falan demedim de hani AKP ile mücadele etmek için örümcek adamı kullandım. Abi AKP ile mücadele etme kısmına çok bir şey diyemeyeceğim. Daha seçime çok var ama yani diğer kısımlarda sana çok katılıyorum yani. Evet işte az önce söylemek istediğim şey buydu ya. Bunu bu yüzden seviyoruz abi yani. Başka imkanlara sahip olmak, bok gibi parası olmak zorunda değil Bruce Wayne gibi Peter Parker'ın. Adam duvara tırmanıyor, adam ağ atabiliyor, çok güçlü falan. Yani bu halde bile, bu gücü varken bile başkalarının iyi niyetini düşünüyor olması bize rol model ya. Biz buna özeniyoruz yani şey. Aslında neye sahip olduğun önemli değil. İçten içe insanlara ne yapmak istediğin yani nasıl bir insan olmak istediğin. Yani sen kimsin ve başkasına nasıl davranıyorsunun cevabı ya bunlar. Ya o yüzden çok güzel bence. Ya öyle olması gerekiyor zaten. Yani o orada bir çatışma olması gerekiyor zaten. Ve tabii ki bunu en iyi şekilde kuranlar öne çıkıyor. Ve biz de onları seviyoruz. Ama işte soru şu yani. O çatışmalara bilmem neleri göstermek için üstünü başka şeylerle ne kadar neyle doldurman nasıl bir kılıf geçiriyorlar onun üzerine. Yani. Ya evet. Bu arada yani bunu Serdar'a sormamın aslı bir sebebi var. Bak. Serdar. Abi ne zamandır oraya saçıyor. Serdar şu an piyasalarda kitabı satılan bir yazar aynı zamanda. Bakın bu da kitabı. Yani bilmiyorum hocam. Sonuçta daha okumadım. Belki de okuyunca siktir. Bu mu yazar diyeceğim ama. Hayır estağfurullah yani. Sen hani oturup öykü anlatma konusunda en azından belli bir çaba sarf etmiş bir insansın. Ve yani hani şeyi merak ediyorum yani gerçekten. Yani mesela sen niye mesela öykü anlatmaya kalkıştın anladın mı? Yani bunu başarmış bir insan olarak sana ekstra soruyorum. Ben de mesela hiç oturup öykü anlatmaya doğru düzgün kalkışmadım. Mini minnacık atıyorum böyle kendi çapımda bir şeyler ufak tefek yazdım. 7 kişiye okuttum o kadar maksimum. Ama hani öykü anlatmacılık, öykücülük zaten bu işin en başlı başında temelinde olan bir şey. Ve hani bugün aslında konuştuğumuz konu da ister istemez oraya geldi resmen. Yani hani biz öykü anlatıyoruz ama bir de bunun nasılı var falan. Hani işte yani mesela sen o nasıllar konusunda nasıl tercihlerde bulundun? Bunu zaten öğreneceğim kitabını okuyunca ama hani şimdi yakalamışken gerçekten sormak bana kıymetli geldi koçum. Ya ve olay şu yani en özde ben güzel bir şeyler izleyince, güzel bir şeyler okuyunca, güzel bir şeyler oynayınca, o güzel hikayeyi bir özümseyince böyle sanki damarlarıma elektrik verilmiş gibi hissediyorum. Yani o çok güzel oluyor, ilham veriyor. İlham veriyor derken bu hadi şunu da yazayım anlamında ilham vermiyor, hayır. Hayat konusunda ilham evet. Veriyor işte. Az önce dediğiniz gibi işte Spider-Man bir şeylerle falan uğraşıyor. Oradan sen kendin için bir şeyler alıyorsun. İşte orada bir şey söylüyor. Aa diyorsun evet böyle olmalı. Kendi şeyini falan inşa ediyorsun. İşte o da ben de Yüzüklerin Efendisi için falan öyleydi. Orada bir ara işte Gandalf şey diyor. Hayır sana ne şey yaptığını, ne yaşaman gerektiğini düşünme. Sana bir şeyler verildi. Bununla neler yapabilirsin? Onu düşün diyor. Dedim aa evet ne kadar huzur dolu ve pratik bir düşünce. Ve o yüzden yazıyorum. Diyorum ki aa bu evet bunu almak çok güzel bir duygu. Umarım ben de hayatımın bir noktasında bunu başka insanlara verebiliyor olurum. Serdar bu inanılmaz genel bir cevap ama yani bu hani yani evet yani o tükettiğin öyküden ister film ister kitap olsun okay. Falan hani ilham almak o ilham kelimesini de okey anlıyorum böyle yani gaza geliyorsun ya böyle uff hani ben hani ne izledim falan diye işin zanaatına ayrıca tabii ki hayran kalabilirsin de ama bir de hani birisi sana bir yerden dokunmuş gibi oluyor aslında yani mesela tanımadığın bir insan o filmi çekenler o kitabı yazanlar hop böyle uzaktan seni etkilemiş dokunmuş gibi oluyor. Abi yani bundan daha detaylı bir daha... O zaman ikinci cevabı geçiyorum. Güzel. Çünkü bir noktada hani böyle tüketip şey noktasına geliyorsun. Bir şey kalmadı mı ya falan diyorsun. Böyle güzel bir şeyler kalmadı mı ya diyorsun. Ve diyorsun ki okey kalmamış. Okay, o zaman bir şeyler yapma vakti. Yani en azından bir şeyler yapayım noktasına gelince bir şeyler yazmaya başladım. Ama bunu öyle yazmadım. Bu şeydi. Normalde korku hikayeleri falan yazıyordum. Böyle her yıl Ekim'de yaptığım bir şey. Böyle Cadılar Bayramı falan derken. Gerçekten. Evet evet. O ilk şeydi. Hani ya Cadılar Bayramı'na denk getirmen komik geldi bana. Yok özellikle öyle. Bu Inktober falan oluyor ya. Arkadaşlarım falan böyle bir şeyler çiziyordu. Her gün bir şeyler çiziyorlar atıyorlar. Ve ben de dedim ne güzel bir şey. Ben de böyle bir şey yapayım. Sonra o ay geldi geçti. Dedim ki ben yazmayı bırakmayayım. Böyle rastgele bir şeyler yazmaya başladım ondan sonra. Çok da böyle bir kitap olsun bir şey olsun falan demiyordum. Tamam oldu. Ya ben hayatım boyunca şey diyordum, okey ben evet ben bir şeyler yazacağım, ben bir takım hikayeler falan kuracağım. Bana çok doğal geliyordu.
ne bileyim böyle bazen sadece yazarken onu diyebiliyordum. Evet okey şu an bu burada olmalı, şu şu şekilde olmalı, bu kelime böyle olmalı diye. Veya bazen bayağı şey geliyordu böyle sahne işte müziği de, işte hissiyle, hareketiyle, renkleriyle ve de kokusu ve şeyiyle. Bazı sahneleri şey diyordum, evet burada üşümem gerekiyor, burada üşüyorum. Şey zor ama gerçekten ya. Yani metin, hani tek başta metin eski bir form muhakkak. Yani çok eskiden böyle çok uzun zamandır var olan bir form filan. Tabii ki kendi içinde gelişmiş etmiş filan. İşte hani böyle millet betimlemeler yapmış, işte sürreal yazmış, işte şeyini değiştirmiş mesela atıyorum hani şiir yazmış da şiiri de alt alta yazmak yerine hani böyle boşluklar bırakmış, satır aralıkları öyle şeylerle oynamışlar filan. Ama günün sonunda mesela okuyarak bir yere varmak, o ilham duygusunu işte okuyarak bir yere hissedebilmek okuyucu için yani senin de çaba sarf etmeni gerektiren bir şey. Şey geyiği var ya yani bize yıllardır zorla kakaladıkları işte kitap okumayan aptal olur filan. Bu biraz maalesef şöyle doğru oluyor. Hani izlemek pasif bir şey ne olursa olsun. Böyle bakabiliyorsun he filan diye ve her şeyi sana onlar veriyorlar. Ama kitap okuyacağın zaman yazar buraya kadar gelmiş ki sen de buraya iki adım atmak zorunda kalıyorsun. O okuma eylemi, hani o metni senin beynin deşifre ediyor ya aslında o bilimsel kısmından bahsediyorum işte. Etkin bir uğraş. Yani. Evet, etkin bir uğraş. Bugün hani artık iyice hızlı tüketim, carçurta dönüşmüş bilmem ne zamanımızda uzun uzun bir de yani böyle hani bir tweet okumaktan bahsetmiyorum. Bir şey okuyarak da onu yaşayabilmek böyle iyice şey hani buna örnek şey olan yol açan insanlar yani yazarlar. Daha ne kadar olacak acaba bilmiyorum yani. Hani kitap falan tamamen yok olur mu? Roman tamamen yok olur mu diye düşünmeden edemiyorum açıkçası. Evrilir ya. Ama neye evrilir yani işte tweet atmaya mı evrilecek yani? Ya işte şu an sesli kitaplar falan var. Onlar gayet güzel formlar. Ve işte YouTube falan çıktı. Belki bu sesli kitaplar daha sonra YouTube'da böyle tefrikalar haline falan gelir. İşte minik web serilerine dönüşür. Olur yani. Olduğu yerde durmaz. Ama kitap okumaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Yani, o pastadaki payı giderek azalır. Ya evet. Çünkü sürekli başka şeyler de ortaya çıkacak. Önümüzdeki yüzyılda neler neler ortaya çıkacak. Ama yani kitap okumayı bitirmeyiz büyük ihtimalle. Ve tam olarak ortadan kaybolacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum. Yani bunu sorgulayınca tam olarak ortadan kaybolmuş bir sanat ya da medya dalı filan zaten aklıma gelmiyor açıkçası. Yani atıyorum tiyatro da mesela bir çeşit öldü bir zamanlara göre ama hala da var elbette yani tamamen yok oluyor değil. Sinema da mesela şu an sinema salonuna gidip film izlemek gitgide azalıyor. Hem ekonomik sebeplerle ötürü hem işte ekran alışkanlığı hem vakit carçurt. Ama hani tamamen ortadan kaybolur mu zannetmiyorum mesela hala geçen menü filmini sinemada izlemeseydim ben kesinlikle zevk almazdım aslında. Evde açıp başlasaydım yarım saatinde kapatırdım gibi geliyor. Fakat sinemada hani seni zorla sike sonuna kadar izleyince o zaman şey yapıyor yönetmenin veya öykünün yaratıcısının diyelim maksadına daha kolay yani daha kolay erebiliyorsun. Ama işte bilmiyorum hani bunlar gider mi gitmez mi bilmiyorum. Efendim biz buraya yeni tanıştığımız biri gelince arkadaşlar genelde biraz onun ne yaptığını şey yapmaya çalışıyoruz. Ama biraz böyle zaten tanıştığımız insanlar gelince laf lafı açan gerçek geek muhabbeti oluyor. Bu gerçek geek muhabbetinde bizlerle buraya kadar geldiyseniz ne güzel ya da bana ne. Bunu böyle bir son yapmamın sebebi de şu an size soracak genelde sorularım olur fakat bir şey bulamamış olmam. Ve de Sayın Serdar ve de Mert'i ki ofisimizin ikinci Mert'i olduğun için sana bir isim takmamız gerekirdi. Fakat nedense diğer Mert'i ofis Mert demeye başladık. Garip bir şekilde. Fakat bu tarz isimleri seyircilerimiz takarlar. Bakalım sizin isimleriniz ne olacak bilmiyorum. Hoşça kal Din. Görüşürüz. Sitemizi takip etmeyi de unutmayın.